Ettiğimiz gibi partilerde listeler Yüksek Seçim Kurulu'na yetiştirildi bugün itibarıyla. Genel başkanlar hummalı bir çalışmanın içindeydiler. Ama ortaya çıkan sonuçtan memnun olmayanlar var. Sürpriz bu diyenler var. Bazı isimler, yeni akla gelmeyen isimler. Bütün bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bunlara bakacağız. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül karşımızda. Erdem Gül, çok yoğun bir günün sonunda izleyicilerimizi aydınlatmak üzere, daha fazla bilgi ve görüş paylaşmak üzere yayınımızdasın. Teşekkürler geldiğin için öncelikle. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, şimdi en büyük sürpriz. Teker teker mi gidelim? Nasıl yapalım? Bu listelerin... Olur, şöyle yapalım. Evet. Ben partilerden, AKP'den, iktidar partisinden başlayıp birazcık bildiklerimi, gördüklerimi anlatayım. Evet. Şöyle, AKP açısından şöyle bir anlamı var. İlk kez 15 yıldır partiyi yöneten Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu ve fiilen partinin başında değil. Hani başka açılardan partinin başında olabilir, gene Cumhurbaşkanı olarak da sürdürüyor ama partinin başında resmen bir başka genel başkan var. Dolayısıyla bir parti seçime böyle bir ilk kez yaşadığı böyle bir şekilde gidiyor. Adaylar da bu iki isim arasında belirlendi. En azından Sarayın demek lazım. Cumhurbaşkanının onayı alındı. Davutoğlu'yla ikisi arasında varılan mutabakat sonucu adaylar belirlendi. İktidar yani partisinin burada, adaylarına ilişkin... Burada şunu söylemek istiyorum. Burada mutabakat söz konusu diyebilir miyiz? Çünkü bir çekişme vardı, bunun yansımalarını gördük ama sonuçta bir mutabakata varıldığını söylemek mümkün. O mutabakata sığmayan kimler oldu diye devam etmek lazım. Tabii ki mümkün. Hatta şöyle bir niteleme ben kullanmak istiyorum. AKP'nin listesi vasat bir liste. Vasat. Çünkü ağırlıkla şöyle bir bakış açısıyla hazırlanmış bir liste. Kampanya sırasında biz çok yüksek oylar alalım, bu adaylar gücümüze güç katsın yerine oluşacak mecliste daha partiye ve parti liderliğine ve Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a sadakati yüksek isimler tercih edilmiş. Bunun içinde teşkilat önemli oranda listelere konulmuş. Çok parlak AKP'yi 10 yıldır 12 yıldır sırtlayan isimler 3 dönemlik olmaları nedeniyle gittiler. Şimdi örneğin yaşadıkları geriye doğru 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili mecliste bir oylama yapıldı. Bu oylama sırasında bu kadar Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan milletvekilleri, o 2011'de belirlenen milletvekilleri arasında hiç beklemedikleri oranda bu dört bakanın Yüce Divan'a gitmesi yönünde oy kullanan fireler çıktı. Şimdi bunları düşündüler bir oluştururken. Böyle fireler artık çıkmasın istiyorlar bir. O yüzden bir miktar vasat ve sadık bir liste bu. İkincisi, gene 17 Aralık'tan beri biz sürekli Cumhurbaşkanı'ndan paralel yapı, içimizdeki hainler gibi, tuzluklar gibi bir takım ifadeler duyduk. Buna karşı da bir önlem oluşturdular. Yani partide farklı davranacak, kendi özgül ağırlığı olabilecek, örneğin geçmişteki Arınç gibi farklı isimler olsun istemediler. Yani bir tür niteleme ağır kaçmazsa asker listesi oluşturmuş görünüyorlar. Ben o yüzden vasat ifadesini kullanmak istiyorum. Peki, mesela burada sosyal medyada dikkat çeken bazı isimler var. Neden listede yok diye soruluyor. Ayşe Böhürler mesela. Beklenen bir isimdi. Çok uzun yıllarca AK Parti'nin içinde etkin bir rolle oynamış bir isim. O niye aday değil diye konuşuluyor. Yunus Söylet konuşuluyor. Orada Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, Bülent Arınç'ın da sözlerini hatırlayacak olursak eğer. Biraz onlardan da söz edelim mi? Bunların dedikoduları var mı acaba?
edelim. Ben Ayşe Böhürler'in neden aday yapılmadığını biraz önceki anlattığım, yaptığım tanımlamaya çok oturtabiliyorum. Ayşe Böhürler MKYK üyeliği yaptı geçmişte Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığı döneminde partide. Belki de o dönemde Tayyip Erdoğan'a karşı laflarını açıkça söyleyebilen, biz şu esaslar etrafında kurulmuş bir partiyiz, dolayısıyla bu iktidar politikalarımız bu yaklaşımlarımıza uymuyor deyip Tayyip Erdoğan'la belki şöyle yani sert diyaloglara girebilme cesaretini göstermiş ender iktidar partisi yöneticilerinden biridir. Ben neden aday gösterilmediği sorusuna buradan yanıt arayabilirim Ayşe Böhürler için. Osman Gökçek için daha farklı bir durum var. Arınç meselesinde de Arınç'ın babası Melih Gökçek'le yaşadığı polemikte de görmüştük. Aslında bir anekdot söyleyebilirim, şöyle bir şey. MİT Müsteşarı Hakan Fidan istifa edip aday oldu biliyorsunuz ve onların temayül yoklaması dedikleri bu yaptıkları teşkilat içi ankete katıldı. Osman Gökçek de aynı bölgeden katılmıştı. Osman Gökçek çevresi o temayül yoklamasında sonuçları hiç kimse görmedi, hiçbirimiz görmedik ama Osman Gökçek çevresi MİT Müsteşarı Hakan Fidan temayülden birinci çıktı, ben ikinci çıktım şeklinde bir haber yaydılar örneğin. Evet, hatırladım bunu galiba. Ama biz bunun da böyle olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Bence Osman Gökçek de bir parti oligarşisinden bahsediyorsak ve onlara gelecek dönemde lazımsa Osman Gökçek de onlar açısından kendilerine yani kendi kişisel siyasi gelecekleri için çalıştıkları için yeterince güven vermeyen bir isimdir bana kalırsa. Evet, evet. Peki CHP'ye mi geçsek acaba? Şimdi CHP'de de geçelim, çok küskün geçelim. Var. CHP'de, evet. CHP'de ön seçim zaten CHP'nin işini bir miktar kolaylaştırmıştı. Yani %75-80'ini ön seçimle belirlediler. Ön seçimde şöyle bir şey çıkmıştı hani çok kabaca söylersek. Eski partinin değişmesini hiç istemeyen bir takım yaşlı sıfatıyla adlandırdığımız isimlere vize çıkmamıştı. Bir kısmı da çok gerilerde kalarak seçilebilmişti bu isimler malum. Parti üyelerinin de bir değişim, parti dışındaki farklı toplumsal kesimlerin ya da eylemlilikler içinde olan bazı kesimlerin sözcülerinin partiye dahil edilmesi gibi bir eğilim ortaya koymuşlardı. Dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu kendisine kalan kontenjanları son olarak yerleştirirken biraz bu dengelere de baktı. Partinin ne istediğini de düşündü. O havayı da görmüş oldu. O havayı görerek de adaylıkları yerleştirdi. CHP'de şöyle bir nokta var. Bu seçimin en önemli, en merak edilen partisi HDP. Biraz CHP'de şöyle bir şey oldu. Eskiden daha çok sağ adaylara yönelirlerdi. Sağdan oy almaya alacak isimler tercih ederlerdi. Bu kez daha biraz daha hani HDP rekabeti nedeniyle HDP'nin batıda kendilerinden oy çalabileceği varsayımıyla ya da tespitiyle biraz daha sol sosyalist kesimlere yönelik mesaj vermeye dönük adaylıklar. Bir de zaten hani bir sosyal demokrat partinin yapması gereken işte İstanbul'da gene bir Ermeninin yani azınlık, mağdur olmuş, muhalif, iktidar uygulamalarından rahatsız olan bir takım kesimleri partiye dahil etmiş olduklarını görüyoruz. CHP biraz kendi dışındaki kesimlere de taşma eğilimi gösteriyor. Bunda biraz HDP'nin de barajı aşma mücadelesi etkili oldu diye düşünüyorum. Ama mesela Rıza Türmen yok. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor ki HDP gelin beraber aday belirleyelim onu Cumhurbaşkanlığı yarışında demişti. Benim not ettiğim bir başka isim, biraz önce ondan görüş de aldık ve emeğe saygı açısından kabul edemeyeceğim bir durumdur dedi. Kontenjan için başvuran Atilla Kart, Konya milletvekili. Hatay'da faal bir isimdi yanlış hatırlamıyorsam, Refik Er Yılmaz. Böyle bir takım isimler var. Gülden Mumcu, evet, yani bir görev üstlenmişti. O yok.
Diğer taraftan işte Melda Onur İstanbul'da 13. sırada görünüyor. Bunlar da var. Umut Orhan yok. Umut Orhan yok, özür dilerim tabii. Daha bir sürü isimler de var burada hani, evet. Evet şöyle, tabii iktidar partisi için söylediğimiz kampanyada oyları yükseltecek isimler yerine gelecek dönem daha sadık, parti yönetimine daha sadık isimler belirleme tercihi daha az olmasına rağmen CHP'de de yaşandığını zaten varsayabiliriz. Evet. Parti yönetimi, mevcut parti yönetimi ya da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tabii o da evet yeni adaylarımızla fazla oy alalım, farklı kesimleri taşıyalım ama oluşacak yeni mecliste de biraz parti yönetimine sadakati sağlayabilecek isimler olsun diye bakmış olabilirler. Rıza Türmen, Atilla Kart gibi hani sıradan bir milletvekili olmak yerine özgür ağırlıkları da olan isimler biraz tercih edilmemiş görünüyor. Katılıyorum. Peki şimdi o zaman MHP'ye bakalım. Ekmelettin İhsanoğlu çıktı oradan. Şaşırdın mı? Evet. Şaşırmadım. Şöyle şaşırmadım. Aslında Ekmelettin İhsanoğlu çatı aday göstermişlerdi 30 Ağustos seçiminde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde. CHP ile MHP'nin ortak adayıydı. Ama her iki parti de böyle partileri bile bir araya getiremedi Ekmelettin İhsanoğlu bir yana. Ayrıca aldığı oy oranı ve yürütülen kampanya bakımından toplumda çok karşılık da yeterince karşılık bulamadığını da gördük zaten seçim sonucunda. Ekmelettin İhsanoğlu da ideolojik yaklaşımlarıyla MHP'ye yakın bir isim duruyor. Bence hem onu, hem Ekmelettin İhsanoğlu'nu, hem de Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ı, ki bunlar hani sıradan isimler değil, belli bir yani uluslararası anlamda da tanınan isimler. Bu isimleri tercih etmesinde MHP'nin şöyle bir bence bakış açısı var. HDP, gene HDP burada çok anahtar turnusol bir parti işlevi görüyor. Bir süredir HDP barajı aştı, neredeyse aştı, onu geçti, 11'i buldu, baraj aşıldı gibi yaklaşımlar. Aynı zamanda milliyetçi sahada MHP'ye olan ilgiyi de artırıyor. Ya da teşvik edici hale geliyor. Ben şunu sorayım mı? Simetrik gibi gidiyor bu. Şunu sorayım mı? MHP bir evet. koalisyon ortağı olmak Tabii. durumunda olursa Dışişleri Bakanlığı'na bir isim bulması lazım, ekonominin başına bir isim bulması lazım. Onları görüyoruz gibi değil mi? Tabii. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle ve ayrıca örneğin Bahçeli şöyle bir isim. Yani partide kendisinden daha fazla öne çıkabilecek popüler isimleri genellikle istemeyen, çok yer vermeyen, geçit vermeyen bir isim. Ama burada yer vermesinde hem senin söylediğin evet bir koalisyon ihtimalinde hem dış dünyaya hem gene Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı olacak isimler, ekonomi yönetiminde olacak isimler. Ama bence HDP meselesi de önemli. Bir takım popüler isimleri alıp bir yüksek hani bir yavaş yavaş partisine yönelik bir trend varsa onu biraz daha yükseltip Türk milliyetçileri de meclistedir, meclisin sahibidir demeye çalışıyor. MHP'nin durumunu öyle görüyorum birazcık. Peki gelelim HDP'ye. HDP'de bir ilk deneyim yaşayacak. Şimdi burada kadınların varlığı da çok önemli bir unsur. Neredeyse %50 aday var. HDP'nin adaylarıyla ilgili senin dikkatini çeken ne var acaba? Öyle genel bir soru sorayım ben. Hemen söyleyelim. Listeler hazırlanmadan önce en önemli tartışma konularından birisi, isimlerden birisi Altantan. Altantan tartışılıyordu. Altantan'ın aday gösterilmemesi meselesi. Biraz mütedeyyin Kürtlere de hitap eden bir milletvekili HDP içinde. Altantan'ı koymuşlar Diyarbakır 5. sıraya. Demek ki hani bir karşılığı oldu bunun. Leyla Zana'yı Diyarbakır'dan Ağrı'ya kaydırmışlar. Eş
Eş genel başkanlar Demirtaş, İstanbul'da, Pervin Buldan İstanbul'da, Sırrı Süreyya Ankara'da. Ankara genel olarak zayıf oldukları bir yer. Belki Sırrı Süreyya'nın baraj açmaları halinde seçileceğine kesin gözüyle bakmıyorlardır ama oy yükseltmeye çalışacaklardır. Ankara ikinci bölgede bildiğim kadarıyla geçmişte devrimci yol davalarından uzun süre hapis yatan Türk solundan bir isim var. Mahmut Memduh Uyan diye bir isim var. Gene İstanbul'da bir Ermeni adayları var bildiğim kadarıyla. Garo Paylan. İstanbul'da Turgut Öker var. Bir bölgede, hangi bölge tam emin değilim ama birinci sıra adayı Avrupa Alevileri. Son günlerde Selahattin Demirtaş'ın da büyük gayreti vardı Alevi kesimlerle partinin sıcak bağlarını oluşturmak için. O biraz daha CHP ile girebilecekleri rekabeti gösteren bir adaylık. Ertuğrul Kürkçü İzmir'de, baraj aşmaları halinde İzmir'de ilk kez bir milletvekili seçebilecekleri belirtiliyor. Ertuğrul Kürkçü gene sol, tabii İzmir'de Kürt seçmen de var ama sol bir isim, sol tabana mesaj verebilecek bir isim. Türkiye'lileşme dediğimiz... Onu soracaktım ben de. Aynen onu soracaktım. Yani parti, çünkü evet, genelde hala bu seçime işte aylar kala ya da YSK'ya listelerin verilmesine aylar kala hala daha ziyade bir Kürt partisi mi algısıyla baş etmeye çalışıyordu. Hani bu yönde de Türkiye Partisi vurgusunu yerleştirmeye çalışıyordu. Bu aday tablosuyla bilmiyorum şu kadar saat içinde bir izlenim edinme fırsatın oldu mu? Böyle bir algı yaratabilecek bir seçim olmuş mu HDP içinde? Ben genel olarak barajı aşma mücadelesine uygun dengede bir adaylık profili çizmeye çalıştıklarını gözlüyorum. Arada tanımadığımız yerel düzeyde mesaj verecek bazı isimler de çıkacaktır yarın. Yarından sonra bu isimleri daha rahat görme imkanımız olacaktır. Bu arada Batı'da sadece CHP ile rekabete girebilecek sol sosyalist kesimlere yönelik isimler değil ya da Alevilere yönelik isimler değil. Hüdakaya gibi daha gene muhafazakar kesimlere de ama özgürlükçü muhafazakar kesimlere de yönelebilecek isimler de var. Mesaj verecek isimler de var. Ama asıl olarak şunu söylemek lazım. Ben CHP ile HDP'nin aday profillerinin gitgide zaten olması gereken, hani Avrupa'da da bildiğimiz sosyal demokrat, sol partilerin genç, kadın, mağdur, azınlık tanımlarını hiç olmazsa Türkiye tipi kadar bir miktar listelerinde yer verme tavrı gösterdikleri için bunu olumlu buluyorum, olumlu bulduğumu belirtiyorum. Peki, şimdi şunu da sorabilir miyim? Bugün zannediyorum Şentop açıklamayı yaparken akrabalık ilişkilerine ama dikkat ettik bu listeler belirlenirken dedi de ters orantılı bir dikkat mi söz konusu diye sormak geliyor elbette insanın aklına. Çünkü Berat Albayrak bildiğimiz milletvekili olacak. Öyle değil mi? Erdoğan'ın damadı. Evet, evet, galiba şaka gibi ama şöyle şaka gibi söyleyeceğim ama şöyle algılamış olabilirler. O kayınpeder Cumhurbaşkanı, partimizle bir ilişiği yoktur resmen. Hani o yüzden partide bir akrabalık meselesi söz konusu değildir falan diyebilirler savunmalarında. Tabii. Dinleyicilerimiz anlayacaklardır. Tabii. Hakikaten öyle bir durum var. Yani geçmişte örneğin Özal, hatırlıyoruz, Özal kızları, damadı falan olduğunda Türkiye'de yer yerinde oynamıştı. Medya için günlerce malzeme olmuştu. Damat gene Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir gazetede yazar ve şimdi de milletvekili adayı oluyor. Enteresan bir şey. Hani Beşir Atalay'ın ve Mustafa Şentop'un akrabalık meselesine dikkat ettik demecini daha birinci dakikada mürekkebi kurumadan yalanlayan bir durum. Evet. Peki bakalım 7 Haziran'a kadar nasıl bir seçim sürecine, kampanya sürecine gireceğiz? Erdoğan burada nasıl bir rol oynayacak?
Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğun için Erdem Gül. Genel bir tablo çizmek bu şekilde mümkün oldu. Daha çok konuşulacak şey var tabii ama şimdilik bu kadar, süremiz bu kadarını tabii müsaade etti. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok mersi, evet. Cumhuriyet Gazetesi'nden Ankara temsilcisi Erdem Gül ile konuştuk. Ve şimdi artık yayınımızın sonuna geldik. Artı Haber'i Candan Yıldız'la beraber hazırlıyoruz. Ve emeği geçen bütün arkadaşlarımızla beraber sağlıklı bir akşam diliyoruz size. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.